Merhaba sanatsever günah keçileri. Bugün Orkun Ozan Sanat Galerisi'nde Necati Seydi Ferahoğlu'nun resim sergisi açılışındayız. Keçiler olan merakımı artık hepiniz biliyorsunuz. Necati Bey'in eserlerini keşfetmem Cumhuriyet Karma sergisinde tam da bu resimle oldu. Sonra takip etmeye başladım. Ve şanslı bir keçi olarak Necati Bey Antalya'da 21. kişisel sergisini bugün açtı ve görme şansım oldu. Sergiye açılıştan 2 saat önce gittim, resimleri daha rahat çekebilmek için. Yine şanslıyım ki Necati Bey de sergi salonundaydı. 21 yaşında başlayan resim sevdasını, keçi ve horozu seçmesinin hikayesini, özellikle horoz dedesiyle ilgili ve çok eğlenceliydi. Resim sanatının Türkiye'nin her iline ulaşması için istediği sergi projesinden bahsettiği harika bir sohbet ettik. Ama maalesef siz o bölümleri göremeyeceksiniz çünkü doğaçlama olduğu için kayıt alamadım. 11 Mart'a kadar açık olan sergimizi gezmenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Ayrıca bu güzel eserlere açıklamada bulunan linkten ulaşabilirsiniz. Necati Bey, neden keçiler? Neden keçiler? Benim yaşadığım yer Trabzon. Ve yaşadığım coğrafya Trabzon'un tek tarım alanı diyebileceğimiz verimli topraklara sahip olan bir yerdi. 2004 yılından sonra müteahhitlerin o coğrafyaya yer girmesi ve insanımızın rant uğruna bütün tarım alanlarını müteahhitlere teslim etmeleri benim hicivsel yanımı belki biraz ortaya çıkardı. Hani toplumda şöyle bir algı yaratmaya çalıştım. 1000 tane koyun olmaktansa çobanın başındaki 4 tane aykırı keçi olmayı arzu ettim. Çünkü sizler de bilirsiniz, doğayı gözlemlemişseniz 1000 tane bir çobanın 1000 tane koyun olur. Hepsi tek başına çobanı çok rahat bir şekilde götürürler. Çobanı hiç görmez. Ama sürünün içerisinde 10 tane keçi olur. Biri sağa atlar, biri sola atlar. Trabzon şivesiyle söyleyecekse yani çobanın imanını gevretir. İşte ben aslında toplumda biraz imanını gevreten insan olmak istedim. Keçilerin hicivsel yanını, benim hicivsel yanımı kullanmak istedim. Öyle bir imge haline getirdim. Toplumdaki aykırı düşünceyi, farklılığı ortaya koymaya çalıştım. Bunun yanında anatomik olarak da baktığınız zaman zaten hayvan o kadar güzel, o kadar estetik bir hayvan ki çalışmaya başladığınız zaman onun farklı özelliklerini görüyorsunuz. O farklı özellikler de sizi ister istemez ondan koparmıyor. Keçilerinizi çizerken çok canlı ve güzel renkler kullanıyorsunuz ama arka bölümde griler ve boşluklar var. Bu boşluklar neden var? Bu boşluklar neden var? Öncelikle teşekkür ederim. Benim yaşadığım coğrafya çok renkli. Doğa bize o kadar çok renk sunuyor ki bizim o doğadaki o güzellikleri alıp tuvalimize aktarmazsak doğaya karşı bir haksızlık yapmış oluruz. Öncelikle bunu belirtmem lazım. Boşluklara gelince şimdi düşünün. Benim yaşadığım coğrafyada 9 aya yakın sis görmeniz mümkün. Ve o sis içerisinde süliyetler her zaman kaybolur. Yani aslında doğa benim resimlerimi bana sunuyor. Fazlalıkların hepsini atıyor. O sis perdesiyle bütün fazlalıkları kapatıyor. Bana diyor ki bu senin payına düşen. Artık sen bunu aklını kullan, yeteneğini kullan ve başkalarına sun. İşte orada ben devreye giriyorum. Doğadaki gözlem gücümü sanatsal bilgi ve becerimle bir şekilde birleştirip İzleyenlere sunmaya çalışıyorum. Bunda da ne kadar başarılı oluyorum bilmiyorum ama bütün hedefim daha soyut, daha boşluklarda küçük dokunuşlarla etkili bir resim yapabilmek. Bütün çabam bu anlamda. Bu gayette. Antalya'da sergi açma fikri nereden çıktı? Ben sizin sergilerinize gelmek için en yakın hangi şehirde olur diye takip ediyordum. Bu sergi büyük bir fırsat oldu bizim için. Teşekkür ederim. Şöyle oldu. Ben Trabzon'un Akçabat ilçesinde yaşıyorum. Orada bizim bir müze kurma hayalimiz var. Ve bununla ilgili de bir çalışma başlatmıştı
kentin yöneticileri o kapsamda da Himmet Bey'i Trabzon'a davet etmişler. Fikirlerinden faydalanmak anlamına. Ve kent konseyi başkanımız da bir boşluklarında Himmet Hocam'ı alıp benim atölyeme getirdi. Ve biz o atölyede işte sohbet ederken tabii hocam işleri gördüm. Ve kendisine çok teşekkür ediyorum. Sana dedi mutlaka Antalya'da bir sergi yapmamız lazım. Ben de mutlu oldum ve kabul ettim. Bugün buradayız. İlk defa resimlerinizi 98. Cumhuriyet Sergisi'nde görmüştüm ve acayip hoşuma gitmişti. Bize bu eserler hakkında bilgi verebilir misiniz? Şöyle söyleyeyim ben size. Benim Antalya resimlerim benden önce geldi. Bir hanımefendi aracılığıyla geldi. Sanal ortam güzelliklerinden birisi. Oraya iki tane büyük resim gönderdim. Ben küçük işten ziyade büyük işler yapmayı çok seven bir yapım var. Onun haricinde buraya da 39 parça çalışmayla geldim. Burada işte 30'a 40, 40'a 40'lardan 90'a 120 ebatlarında akrilik çalışmalarım var. Bunun yanında 19 tane de kağıt işlerim mevcut. Bu kağıt işlerde ilerleyen süreçte yapacağımız gravür çalışmaların altyapısı. Şu anki sergi 21. kişisel serginiz. Bu sergi sanatseverlere ne kadar süre açık olacak? 21. kişisel sergimiz, bu sergimiz 23 gün kadar bir açık kalacak. Ondan sonra artık başka bir sanatçıya yerimizi devredeceğiz. Son olarak kanalımızı takip eden sanatseverlere söylemek istediğiniz mesajınız nedir? Benim mesajım, hani şu, ben 21 yaşından sonra boyaları bulmuş, yani oyuncağıyla tanışmış bir insanım. Onun için benim için sanat bir oyun. Öyle söyleyebilirim. İnsanlar oyun oynamaktan vazgeçmesinler. Oyun oynamayı bilmeyenler de oyun oynayanları zevkle izlemeye devam etsinler. Hayat ancak bu böyle güzel olur. Başka güzel olmaz. Öyle söyleyeyim. Çok teşekkür ediyorum Necati Bey. Ben teşekkür ederim. Bugün açacağımız sergi benim Trabzon'a bir seyahatimde atölyesine uğradığım değerli sanatçımız kardeşim Necati Seydi'nin beni kırmadı. O gün demiştim zaten atölye resimlerini görünce seni bir Antalya'ya taşıyalım dedim. Taşıdık ama böyle sürüyle geldi bu buraya. Bir bakıyorsunuz ki karşımızda bir sürü keçi sürüsü var. Zaten yeterince bizde keçi var burada. Kesmek yok ama. Necati'ye resimler gelince Necati'yim sen bana hep keçi göndermişsin. Dedi ki abi Karadeniz'in keçisiyle Akdeniz'in keçisi farklı. Bizimkiler hamsi gibi durduğu yerde durmaz, zıplar dururlar. Onun için dedi, ben bilerek gönderdim bizim keçilerini. İşin şakası bu ama sanata espri de katmasan olmaz. Gördüğünüz gibi çok güzel hazırlanmış bir sergi, düzenlemesiyle birlikte sanatseverleri beğenisine sunulacak bir sergi. Yine ben sanatçımıza, Necati kardeşime çok teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. Ekspresyon anlatımındaki ve renkçi anlatımlı bir ekolojik resimlerini, çalışmalarını göreceğiz burada. Bir de tabii sabırla işlenmiş kağıt üzeri çizimler var. Tabii ki keçi çizince keçinin bir de posteksini saymak lazım. Orada gördüğünüz bütün resimler posteki sayar gibi kılçık kılçık, incecik incecik döşenmiş ve sabır işi. Resimler bunlar. Bir emek, sanatın bir emek olduğunu gösteren güzel bir sergi. İzleyicilere seyirli, güzel bir sergi sunmaktan ben de mutluyum. Teşekkür ederim. Thank you.